Ben emeklerine sahip çıkılmasından yanayım 2022'de ve öngöremediğimiz bir değişimin içindeyiz. Burada olabildiğince birbirimizin vicdanına ve merhametine ihtiyacımız var. Ve dolayısıyla birlik şeklinde 2022 Nisan'a kadar gezegenler harekettir, gezegen harekettir, insan enerjisiyle ilişkilidir. Bunu gün gün bulamazsınız ama zaman içerisinde etkisini görürsünüz. 2022'nin 30 Nisan'ına kadar gökyüzünde değişik kırılmalar var. O yüzden o kırılmalara kadar bence bir araftayız. Bir karanlığa girme arafıyla bir de aydınlığa, bu güneşi arkamıza aldığımız gibi de yüzümüzü dönmek gözümüzü alır, unutmayın. O arafa girerken bu Aralık'la Nisan arasında çok şeyden değiştirebiliriz. O büyük laflarımızı da değiştirebiliriz. Esnet edebiliriz. Tüm burçlar söylediğimiz hepsi kolektif kolektif. Çünkü Jüpiter Neptün kavuşuyor. Tutulmalar Boğa Akrep aksında yaşanıyor. Bunu bilim konuşacak. Biz de çıplak gözle seyredeceğiz. Yani ben buranın tamamen bilimsel tarafını tutayım. Ben çok eminim. Başka tarafından hiç yaklaşmayayım. Kimseye kitabı da o tarafından götüreyim. Yay burçları yuvasını kuracak. Yuva kuracak, düzen kuracak. Ev konusu mu var? Ev mi almak istiyor? Onu alabilecek. İş konusunda statü mü elde etmek istiyor? Onu yapabilecek. Fakat 2021'in bitişinde Mars'ın yay burcuna geçmesi... Onlar da bazı insanların diğer yüzünü, işte anlattık ya sabahtan beri, o yüzü görme meselesi, dengeyi görme meselesi, kim üstte kim altta, o hiyerarşiyi görme meselesine maruz kalacak. Tavsiyem tabii ki özellikle ocağın böyle 15'ine kadar bütün yaylar bir film izlesinler. Duygularınızı hemen aktarmak zorunda aslında değiliz biz burada. İzlesek daha böyle sanki keşke olmayacak gibi duruyor. O yüzden de öz şefkatinizi sevgili yaylar kendinize eksik etmeyin. Çünkü hep başkalarına gidiyor hikaye. 1,5 yıldır tutulmaları misafir ettiniz. Hak, adalet meselesini hem ikizler hem yay bolca yaşadı. Şimdi neredeyse artık yuva kuranı. Eğer evliyseniz manevi konularda düzen. Eğer bekarsanız baya baya hayat kurma yolunda 2022'nin enlerinde yaya bunu söylüyoruz.